Merhabalar sevgili seyirciler, hayırlı cumalarımız olsun inşallah bu güzel günde. Yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyorum. Evet, bugün biraz önce kameraman arkadaşlarıma ve konuğuma dedim ki bugün niyeyse bende bir enerji patlaması var. Çünkü çok sevdiğim iki konuğum bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Turgut Göksoy'u daha önce de ağırladık ama bugün yine bizlerle. İlk bir saat Profesör Doktor Turgut Göksoy'u fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak burada ağırlayacağız. Ama ikinci saatlerimizde oraya bir konuğumuz daha oturacak. Dün size söyledim, anlattım. Sayın Turhan Taşan, ünlü bestekar ve söz yazarı, şeref verdiler. Bugün bizlerle birlikte olacaklar. İki Turhan Hoca ve Turgut Hoca çok iyi dostlar. Onları bugün Kanal G ekranlarında bir araya getireceğim. Umuyorum ki çok keyifli sohbetler ve çok güzel eserler, çok güzel şarkılar dinleyeceksiniz. Ama hemen Turan Hoca'nın şarkılarından birkaç tanesinden bahsedeyim. Kalp kalbe karşı derler, aynı çatı altında. Üzüldüğün şeye bak, öptüm yanaklarından. Biraz geç kalmadın mı? Sarsam diyorum ve bunun gibi yüzlerce, onlarca hepimizin kulağında olan bildiği eserleri bugün burada dinleyeceğiz sevgili seyirciler. Evet, Profesör Doktor Turgut Göksoy bizlerle, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Evet, buraya gelene kadar Turgut Hocam'ın haberi yoktu ve özellikle söylemedim. İkinci bölümde Profesör Doktor Turgut Göksoy'un sahibi ve içinde doktorluk yaptığı, yönetim kurulu başkanlığı yaptığı hastanemizin, Fendik Bölge Hastanemizin çalıştığı bir koromuz var. Ben de naçizane birkaç keresinde orada sunum yapmıştım. Onun da görselleri var. Onları da göreceğiz. O kora çalışmalarını da doktorların nasıl yaptığını göreceğiz. Çok şey var, çok dolu bir program ama bir tarafımız eksik. Çünkü bugün sevgili Ayşe Tüter yok. Mutfağımız öksüz kaldı bugün. Dün uğurlamıştık sizlerle birlikte. Ayşe Hanım Konya'da. Ona başarılar diliyoruz. Bugün onun semineri var, eğitimleri var. Orada Konyalılarla buluştu. İnşallah çok keyifli geçer ama pazartesi itibariyle sevgili Ayşe Tüter bizlerle birlikte olacak yine. Hocam, romatizmal hastalıkları bugün konuşmak istedim. Çünkü bu sıcak havalarda sanki çok fazla ağrılar olmuyor gibi desek de İstanbul'da ve özellikle güney şehirlerimizde rutubet çok fazla. Nem oranı yükseldiğinde bu ağrıların arttığını çok iyi biliyoruz. Ama romatizmal hastalıklar nelerdir dersin? Nasıl bir sıkıntı yaparsınız ve neleri koyabiliriz içine? Çok sık rastladığımız romatizmal hastalıklardan bahsedelim. Aslında eklemlerde yıpranmayla seyreden bir hastalık vardır. Türk halkı ona kireçlenme der. Dünyada başka hiç kimse söylemez, onu söyleyeyim. Kireçlerimiz mi bitiyor? Canlı yayına bağlanmak için sevgili seyirciler 0216 642 53 28 numaralı telefondan hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. Eminim ki kaç kişiden kaçının romatizmal kireçlenmesi dizinde vardı? Bizi izleyenlerin yaklaşık %40'ı. Of, çok fazlaymış. Az da değil hocam. Evet, az da değil. Bu yaşa da bakmıyor artık. Bunu da görüyorum. Çok gençlerde de görülüyor ki. Şüphesiz çocukluk çağlarında da var. Evet. İleri yaşlarda da var. Evet. Tekrar bu kireçlenmeye dönelim. Buyurun. Biz kireçlenme kelimesini genel tıp olarak Batı dünyası kullanmıyor. Onun tam Türkçe karşılığı yıpranma. Yani dejeneratif eklem hastalıkları deniyor. Bir de bir artroz denilen artroz işte. Dilinde. Evet. Evet. Bunun öbür adı da halkımızın diliyle kireçlenme. Evet. Sanki halk şöyle algılamış bunu. Orada
hareketlerimizi kısıtlayan bir kireç birikmesi var. Dolayısıyla hareketlerimiz buna bağlı olarak kısıtlanıyor diyor. Kırt kırt ediyor insanların evet, dizi. Hareketlerimiz kısıtlanıyor, doğrudur. Evet. Ama orada bir kireç birikmesi yok. Orada bir yıpranma var. Normal koşullarda bu bir eklem hastalığı. Her eklemin içinde bir sıvı var. O ekleme kayganlık veren bir sıvı. O yani müthiş, hareketini sağlayan. Müthiş bir sıvı. Çok az ama evet, çok kaliteli bir sıvı. Küçücük bir miktarı dahi kayganlığı sağlamaya yetiyor. İki kemik yüzeyi birbirine sürtünmeden rahatlıkla hareket edebiliyor o sıvı sayesinde. O sıvının tam tıbbi adı da sinovyal sıvı. Ne demek? Eklemlerin içini döşeyen bir zar var. O adı sinovyal zar. O zarın salgıladığı bir sıvı. Sümüksü bir sıvı ama mukoza yani, gibi bir şey. Mukozadan salgılanan bir sıvı. Öyle diyelim. Tam mukoza değil ama. Evet. Dolayısıyla bu sıvı eklemin kayganlığını sağlamak için harika bir şey. Bu sıvı, o bitiyor hocam. Bu sıvı kayganlığını bir sıvı olarak sıfırlanmasa bile kayganlığını yitirmeye başlıyor. Tıpkı motor yağının, biz dinleyenlerin birçoğu otomobille ilgili bilgileri var herhalde. Kesinlikle, tabii ki. Motor yağının artık hanımların da var. Bir fonksiyonu var. Hani bir motor yağı çubuğu var. Bakarsınız ondan, ucuna. Kim bakıyor ona? Nasıl bakıyor? Benzin istasyonuna gidiyorsunuz, şöyle çubuğu çekiyor. Bir bezle, bir ya eliyle şöyle bakıyor. Ne yapıyor eliyle? Kayganlığına bakıyor. İşte bu. Kayganlığına bakıyor. Eğer su gibi olmuşsa, hiç kayganlık kalmamışsa bu sıvının bir değeri yok. Yağ bitti arabada, motoru yaktık. O yağı değiştirmezsek eğer biz, motorun metal yüzeyleri birbirine değerken aşınabilir. Aynı işi yapan dizimizde bir eklem sıvısı var. Nihayetinde motor yağı ne iş yapıyorsa onu yapıyor. Sıvının akışkanlığı azalırsa eğer, bu sefer birbirine her halükarda değmek zorunda olan yüzeyler yavaş yavaş aşınmaya başlıyor. Bu aşınma önce mikroskopik seviyede. Küçücük, minicik bir partikül kopuyor. Bir parçacık kopuyor. Bunlar eklem sıvısının içine düşüyor. Minik minik bu tozlu zerreler eklem sıvısına bir reaksiyona neden oluyor. Anladım. O yüzden normalde kireçlenmede iltihaplı bir durum söz konusu değildir. Halk arasındaki karşılığıyla kireçlenme tipindeki romatizmalarda bir iltihap söz konusu değildir ama o küçücük parçacıklar eklem sıvısı tarafına düşünce eklem sıvısı bunu yabancı bir cisim olarak algılıyor. Buna karşı bir reaksiyon geliştiriyor. Sıvı daha da artıyor. Onunla mücadele edebilmek için. Ama sıvı akışkan değil. Eklem şişiyor. Sıvı oraya hemen bu yabancı simlerle mücadele etsin diye vücudun ak yuvarları geliyor. O zaman bir sıcaklık ve şişlik oluyor. Tıpkı iltihaplı eklem romatizmasını taklit edebiliyor. Onunla da karıştırılabiliyor. Çoğu zaman karıştırılır. Biz ama ayırt etmenin yollarından biraz sonra da bahsedeceğiz. Evet. Dolayısıyla eklemin içinde böyle harika bir sıvı var. Biz bu sıvımızı belli bir yaştan sonra akışkanlığını yitirmeye başlatıyoruz. Beslenmemizin hataları da, yanlış hareketlerimiz de, kalıtsal faktörler de, bazı meslek gruplarında olmak, özellikle eklemi devamlı bükük ve belli bir pozisyonda çalışan, yok seramikçiydi, yok boyacıydı, dizler üzerinde çalışan ev kadınları, şunlar bunlar, bunlar bu eklem sıvısının düşmanları, bu tür hareketler. Ve sıvı zaman içerisinde bozulunca bu problem giderek artıyor. Peki belirtileri ne? Ne oluyor da bu sıvı azaldığı an sıvıya ait bilgiyi biz hissedebiliyoruz? Öncelikle ilk harekete geçerken ağrı oluyor. Yani kalkmaya niyetlendim. Öyle yapan çok var ama. Şöyle bir kalkıyor. Dolaşmak serbest değil mi? İstediğiniz gibi. Bir iki adım sonra böyle. Şurada kordon gidiyor. Bir iki yani, adım evet, sonra derken bir iki adımdan sonra düzeliyor. İlk harekete geçerken tutukluk diyoruz biz buna. Hep söylerler ama kalktıktan sonra birkaç adımdan sonra rahat yürüyebiliyorum evet, diye. Evet. İşte bu kireçlenmenin başlangıç bulguları. Böyle başlıyor. Bu saydığınız sebeplere biraz obezite ve kilo da etkili midir? Eklemlere binen yük tabii ki etkili.
Dolayısıyla buradan... Çünkü daha çok kilolu insanlarda görüyorum. Obezlere bir mesaj gönderiyorsun. Evet, evet. Lütfen obezlerinizden vazgeçiniz. Çünkü sizler ve ortopedistlerin direkt söylediği şey bu türlerde kilo verin. Evet. Dizinize binen yük kaç ton oluyor diye söylüyorsunuz. Hı hı. Evet. Şimdi daha sonraki belirtiler sadece harekete geçerken değil, sonra yavaş yavaş hareketin her aşamasında ağır meydana geliyor. Eskiden diyor, ben diyor 3 kilometre gidebilirken diyor, şimdi 100 metre bile gidemiyorum. Vay vay vay. Yürüme mesafesi kısalıyor. Eklemde ağrı ortaya çıkıyor. Şişme oluyor. İstirahatte daha iyi ağrı çıkıyor. Yürümese daha iyi ağrı çıkıyor. Eklemde bir şekil bozukluğu meydana geliyor. Normal koşullarda herkes gençlik eklemlerini hatırlıyordur. O eklemde bir şekil bozukluğu, kemik kenara doğru hafif deformasyon kaykılmış. Deformasyon yani. Evet, şekil bozukluğu, deformasyon, form eksikliği, form bozukluğu. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve kişinin her hareketinde bir önce minik bir hışırtıyla başlayan, sonra daha büyük çat çut sesleriyle devam eden bir eklem sesi ortaya çıkıyor. Evet, gırt gırt ediyor diyorlar. Evet. Onun öyle minik söyleyeyim. Hareketine, minik olanına krepitasyon diyoruz biz. Kalın olana da krakman diyoruz. Yani bayağı kırık krak kırık krak sesler çıkıyor. Kişinin hareketleri kısıtlanıyor. Yaşam kalitesi bozuluyor. Ve bu, ben hep dizimi gösterdim. Aslında bu sadece dizde olan bir iş değil. Onu soracaktım, evet. Dirsekti, omuzdu, kalçaydı, ayak bileğiydi, el bileğiydi ve parmaklardı. Parmaklarda görüyorum hocam. Evet. Çok deformasyon bu kemiklerde evet. oluyor. Hı-hı. Biraz yaşı ilerleyen kişilerde oluyor. Şüphesiz omurgalarda da oluyor. Hı-hı. Kısacası eklemin olduğu her yerde bizim çenede bir eklemimiz var. Çeneyi açıp kapatan bir eklemimiz var. Tabii. Onda, şuradaki bir eklemde dahi biz bu tür kireçlenmelere, bu tür yıpranmalara rastlayabiliyoruz. Boyunda da olabiliyor, boyun kireçlenmesi. Omurga deyince, boyuna bağlı, boyundu, tabii. Sırttı, beldi hepsine diyebiliyor. Hepsine giriyor, evet. Şimdi bu hastalığın tedavisinin büyük bir kısmı ameliyatsız çözümlerle halledilebiliyor. Hı hı. Ama bazen işin ucunda ameliyat gözüküyor. Ne zaman ameliyat, ne zaman ameliyatsız bir çözüm bulduğumuzu lütfen söyleyin hocam. Söyleyelim. Evet. 0216 642 53 28 Sayın yönetmenim canlı yayın numaramızı da verirseniz tabii hocamıza ulaşmak için 444 14 55 kabul hocamıza ulaşabilirler oradan ama canlı yayınımıza bağlanıp Profesör Doktor Turgut Göksoy'a soru sormak isteyenler de işte verdi yönetmenim numaramızı 0216 642 53 28 Sevgili seyirciler, eklemlerinizle ilgili, romatizmal hastalıklarınızla ilgili sorularınız varsa Profesör Doktor Turgut Göksoy şu anda Kanal G ekranlarında. Evet. Şimdi bu hastalığın ilk tedavisi demin konuşmalarımızın içinde vardı. Evet. Neden olan faktörler eğer çok net belliyse bunlardan biraz uzak durmamız lazım. Kilo vermek. Kilo verin, kilo verin. Nasıl olacak? Herkes sizin gibi olamıyor. Evet, beslenmeye dikkat edeceğiz. Evet. Ne yiyeceğimizin, neyi yememiz gerektiğini... Hocam sizi beslenme uzmanı olarak da görmemiz lazım. Neyi? O kadar. Ben Turgut Hoca'yı 15 yıldır falan tanırım sevgili seyirciler. İlk tanıdığım gün neyse şu anda da aynı. İnsan biraz yaşlanmaz mı? Biraz kilo almaz mı? Biraz deformasyon olur. Hayır, yok. Hiçbir şey yok. 15 yıl önceki Turgut Göksoy şu anda karşımda. Hocam bir 15 yıl sonra nasıl becerecek biz acaba? Olur. Siz evet. bu disiplinle yani multidisipliner yaşıyorsunuz. Bu şekilde olursanız siz 15 sene sonra yine aynı kişilik olarak karşımıza buradan gelirsiniz. Buradan 15 yıl sonra için bu yayını alalım, bunu kaydedelim. Nasıl hocam sakladınız bunu? Devamlı bir çalışma ve üretme arzusu var. İşin temelinde. Ve karbonhidratı ister istemez bilincinizin altında azaltmışsınız. Eti çok fazla tüketmiyorsanız hemen evet. herkes. Bir de genetik faktörleriniz eğer iyiyse evet. bütün bunlar yan yana gelince o zaman şekil bu oluyor diyorsunuz. Daha dinç ve dinamik olma olasılığı evet, var. Evet maşallah. Evet dönelim biz gene konumuza. Şimdi birinci etabı bu evet. işin birinci etabı bu kolaylaştıran, ortaya çıkaran faktörlerden uzak durmaktı. Telefonumuz varmış alalım mı bağlayalım, hocam? Evet.
Evet, hemen alalım telefonumuzu. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler. İyi günler. Ses biraz içeri alabilir miyim stüdyoya? Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Evet. Ben doktorumuza bir şey soracaktım. Hemen buyurun efendim. Benim oğlum da romatizma hastası. Eklem romatizması dediler parmaklarında. Evet. Biz hastanede yaptık, ilaç da kullandık. Şu an iğne kullanıyoruz. Tabii ilaç isim vermiyorum. Lütfen. Yani devamlı şeyine gidiyoruz, kontrollerine gidiyoruz. Yani bizim çocuğum yani yememesi gereken şeyler olabilir mi? Neler olabilir mesela? Kaç yaşında yani? Fatma Hanım? 10 yaşında. Kaç senedir rahatsız? Bu sene yeni çıktı, yılbaşından önce işte. Tanı ne? Tanı eklem romatizması mı? Eklem romatizması. Oğlum neydi? Eklem romatizması. İltihaplı eklem romatizması. İltihaplı. Romatoid artrit. JRA deniyor buna. Romatoid artritin çocuk formuna juvenil romatoid artrit deniyor. Evet. Dolayısıyla JRA'lı bir çocuk. Bu konuyu konuşacağız Fatma Hanım. Dinlerseniz cevabını bulacaksınız. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Biz aslında demin şüphesiz. Biz kireçlenme romatizmasının o birinci basamaktaki hikayesinden sonra JRA'ya dönelim. Birinci basamaktaki cevabı alacaksınız hocam. Kilo vermeyle alakalı olan konuyu altını çizerek söyledik. Bazı meslekler eğer belli bir hastalığa yol açıyorsa o mesleklerden uzak durmak gerekir. Hakikaten bazı mesleklerle çok tipik ilişkiler vardır. Örneğin bunlar da o mesleklerle bağlantılı olarak hep adlandırılırlar. Hep dirsekleri üzerinde çalışmak zorunda olanlara talebe dirseği denir şurada. Neden? Hani dirsek çürütüm derler ya kitap okumakta. Hakikaten dirsek. Bir zamanlar öyleydi. Mesela tenisçiler. Siz hala çürütüyorsunuz. Halen okumak zorundayız. Evet. Hatta yazmak zorundayız artık. O konuları ikinci bölümde çok konuşacağız sizinle. Tenisçilerin mesela tenis oynaması sırasında dirseklerinde tendon zedelenmesine bağlı olan bir hastalıktan sonra tenisçi dirseği, güreşçi boynu, şoför boynu meslekle gibi müsemma oldu hastalıklar. Evet, bazı meslekler, spor grupları böyle ilişkiler var. Bunlardan uzak durursak kireçlenmeye ait tedavimizin en önemli birinci aşamasını yapmış oluruz. Evet. Şimdi romatizmal hastalıklar kendi içerisinde çok basit olarak ikiye ayıralım. Çok basit. Bu bir tıbbi şey değil, tanımlama değil. Evet. Bir halka yönelik tanımlama. İltihaplı olanlar, iltihapsız olanlar diye. Bizi tabii ki iltihapsız olanlar daha önemsiz. İltihaplı olanlar çok ilgilendiriyor. Evet. Çünkü iltihaplı olanlar bu iltihabın sonucunda eklemlerde çok ciddi şekil bozukluklarına yol açıyor. Eğer önlem alınmazsa bu şekil bozuklukları kalıcı oluyor. Oo. Çocukluk çağında olursa bunlar %50 kalıcı şekil bozukluklarına, estetik kusurlara dahi yol açabiliyor. O yüzden bunların tedavisi Çok ciddiye alınması gerekiyor. Bir de hocam iltihaplı romatizmal hastalıklar böbreklere ve kalp romatizmasına kadar vurma durumu olabiliyor. Elbette. Ama yani doğru tanı, teşhis ve tedavi yapılmazsa. Gerek geç kalındığında, gerek hastalığın normal seyrinde dahi bazı iltihaplı eklem romatizmaları iç organlarla bir aşırı ilişkiye geçebiliyor. Akciğeri bozan, karaciğeri bozan, cildi bozan, gözü tamamen içine alan bazı iltihaplı eklem romatizmaları biliyoruz. İsterseniz birkaç tane örnek vereyim. Lütfen. Örneğin Behçet hastalığı. Evet. Behçet hastalığının bir triadı var. Gözü baştan alıyor, eklemi alıyor. Bir de idrar yollarına, uretrit dediğimiz bir bölgede bir probleme yol açıyor. Dönüyorsunuz, bunun çok benzeri Reiter hastalığı diye bir hastalık var. Yine gözü işin içine alıyor, eklemi alıyor, cinsel organ alıyor. Bir başkasına dönüyorsunuz. Gözde sadece kuruluk meydana getirerek ilerleyen var. Cildi tamamen çeken, kalınlaştıran, sertleştiren, sanki bir sıkışmış bir elbisenin içerisinde yaşamak zorunda kalan skleroderma bu hastalığın adı. Bir hastalık var ki hiç kimseye hani derler ya tam amiyane tabirle düşmanıma vermesin. Öyle hastalıklar. Lupus da öyle bir hastalık. Şimdi biz JRA'ya tekrar dönelim. Yani juvenil çocuk romatoid artriti. Evet. Bu hastalığın tedavisinin çok ciddiye alınması
ve çok uzun süren bir tedaviye hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ara ara bu hastalıklar güzel remisyon dediğimiz bizim düzelmelere yol açıyor. O remisyonlarda bazen hastalar yanılgıya düşüyorlar. İyileştim mi zannediyorsun? İyileştim deyip tedavi bırakabiliyorlar. Sakın tedavi bırakmasınlar. Çünkü bunun tedavisinde kullanılan ilaçlar her ne kadar yan tesirleri olsa da mutlaka bir hekim tarafından takip edilecektir. Kortizon kullanılıyor. Kortizon da var işin içerisinde. Bazı primer tedavisinde kortizon var. Bazen hastanın ilerlediği artık kortizonla dahi kontrol altına alınamayacağı anlaşılırsa gen teknolojisiyle hazırlanmış bir takım bizim bağışıklık sistemini değiştirerek, etkileyerek tedavi eden ilaçlarımız var. Bu ilaçları kullanmak gerekiyor. Nitekim hastamız da kullanıyor bunu. Evet, kullanıyoruz evet. Dedi. Benim buradan vereceğim öneri peki, benden size beslenme ile alakalı. Evet. Benim ama beslenmeden öte söylemek istediğim bu işi çok ciddiye alsınlar. Şu an ufak tefek bulguları da olsa ileride böyle bir bulgu gelişmesine karşı tedavi hiçbir şekilde bırakmayacaklar. Bırakmayacaklar. Fatma Hanım dinliyor. Evet. Beslenme ile alakalı eğer kortizon almıyor ise beslenmesinde çok önemli bir takım değişikliklere gitmek gerekmiyor. Tabii ki tüm çocukların süt içmesi, süt türevlerinden ve onun proteinlerinden içeren gıdalarla beslenmesi, ölçülü karbonhidrat, ölçülü protein, et tüketmesi, bundan daha iyisi balık tüketmesini elbette tavsiye ediyoruz. Vitamin eksiklikleri varsa bütün çocuklar için geçerli. Bizim hastamız için de geçerli. Ama kortizon alıyor ise o zaman tuz ve yağda başta olmak üzere bir ciddi sınırlama gerekiyor. Kemiklerde bir yoğunluk kaybı olabiliyor. Çok genç yaşlarda dahi ileri yaşların kemik erimesiyle genç yaşlarda karşılaşmamız olası. Bundan dolayı kemik yoğunluğunu bir yandan da kontrol altına tutup 10 orada, yaşında bile. Evet. Osteoporoz, evet. Kemik erimesi illa da ileri yaş hastalığı olarak algılanmasın. Bazen gençlik çağlarında veya çocukluk çağlarında da olabiliyor. Evet. Fatma Hanım yeterli bilgiyi almıştır. Biz telefonumuzu tekrar verelim. 0216 642 53 28 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi kireçlenmelere dönersek hocam. Bir de bu dizlere protez takılma olayına kadar gidiyor bu iş herhalde değil mi? O zaman o hangi dönemde oluyor? Aslında önce proteze geçmeden önce aklımdaki soruyu sormak istiyorum. Çok etkiledi beni 10 yaşındaki çocuğun iltihaplı romatizma olması. Bunun tanısını kan tahlilleriyle mi buluyorsunuz? Yani iltihaplı romatizma mı yoksa normal bir romatizma mı olduğunu tanısını nasıl anlıyorsunuz? Her şikayetle gelene tahlil mi istiyorsunuz? Şimdi tüm tanılarda, evet. Tanıya varmada evet. Mutlaka hastayla uzun uzun konuşmak ve bunları kayıt altına almak gerekir. Evet. Hasta zaten bazılarını söyleyecek, bazılarını aa bu da benim hastalığım mıymış, evet öyle bir şikayetim de var deyip biz onu hatırlatabiliriz. Evet. Örnek olarak hasta ağrım var diyorsa tamam deyip el ağrısı diyerek geçemeyiz biz. Bu ağrının ne zaman başladı? Hikayesi var. O hikaye çok önemli. Ne ile arttığını ne ile azaldığını. Sıcak havalar, soğuk havalar, gece, gündüz, stres bu gibi faktörlerle etkileşime girip girmediğini. Şimdiye kadar ağrıyla ilgili mücadelesinin öyküsünü dinlememiz gerekir. Ben bunun için işte şunu yapardım, sıcak su koyardım, şu ilacı alırdım, daha önceden böyle yapardım gibi. O öyküler de belki doğru öyküler, belki doğru bir davranış modeli, belki de bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Bunları hiç sormadan sadece ağrı diye kaydedersek, biraz sonra da bir reçete verip gidersek, hasta belki yanlış bir yaşantıyı yıllar boyu devam ettirecektir. Ağrının tam nerede oldu? Biz ona tıp diliyle lokalizasyon, yani evet. Nerede oldu? Nereye yayıldı? O da önemli. Buradan nereyi tutuyor? Mesela diyelim ki şuradan şuraya doğru yayılan bir ağrıyla hiç yayılmayan, sadece burada duran bir ağrı farklı. Birbirinden farklı. O yüzden biz konuşarak epey bir yol alırız. Konuştuktan sonra yani hemen konuşmadan direkt tahlil istemek, direkt
tetkik isteme kadar yanlış bir şey olamaz. Öncelikle bir hikaye. Her hastayı istiyor musunuz diyorsunuz. Evet. Biz birçok hastaya tahlil istiyoruz. Ama önce hikayeyi dinliyoruz. Evet. Sonra muayeneyi yapıyoruz. Muayenede her eklemi tek tek elliyor ve çevresini ölçüyor ve hareket kapasitesini de bir yere yazıyoruz. Yazmadan o eklemdeki problemi hiçbir zaman algılayamayız. Film bu hareketi göstermez. Doğru. Şu hareket 22 derece mi yoksa 32 derece mi? Bunun filmde önemi var? Çok önemi var. Ben bu hastayı 32 derecede aldıysam, bir tedavi yapıyorsam tedavinin başarısını neyle anlayacağım? Evet. Açıklığını, çevresindeki şişliğin düzelip düzelmediği, eklemleri daha rahat ağrısız olarak hareket ettirip ettirmediğini ancak bu muayenelerdeki kayıtlarımla sonradan yapacağım muayeneler arasındaki kayıtları karşılaştırarak anlayabilirim. Kesinlikle. O yüzden biz hastayı muayene etmeden tetkiki düşünmeyiz. Sorguladık, muayeneyi yaptık. O anda bizim bir karar anımız vardır. Düşündüğümüz ön teşhislere uyan tetkikleri ardı arkasına yazarız. Bu bir MR de olabilir, bu bir sintigrafi de olabilir, tomografi olabilir, direkt röntgen olabilir, termografi olabilir, bu bir tetkikler, tahliller silsilesi olabilir. Eklemin içinden bir sıvı alıp bu incelemek de olabilir. Evet. Sadece standart bir kan alma verme şeklinde değil. Onlar da elimize geldikten sonra, işte o zaman hani meşhur televizyon programlarında bir karar anı var ya. Evet. Bir teşhis koyuyorsunuz. Son kararım diyorsunuz. O teşhis eğer bir kanserse, o teşhis çok ağır bir eklem romatizmasıysa, bu hastalıktan çok büyük bir sakatlığın, çok büyük bir yaşam kalitesi bozukluğunun ortaya çıkabileceğinin bilincinde olarak gerçekten emin olduğumuz bir teşhisi çıkıp söylemeniz gerekiyor. Bir telefonumuz var. Tamam. Alalım hemen. Buyurun efendim. Alo. Yo. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. İyi günler Ufuk Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Turgut Hocam'ı daha önceden çok evvelden, 30 yıl evvel tanıyorum kendisini. Bir sorum olacaktı kendisine hocama. Tabii ki. Hocam, ben 20 yaşımdan beri romatizm hastasıyım. 20 yaşından beri penisilin vuruluyorum. Ama her ay buna devam edeyim mi? Şu anda 50 yaşındayım. Epey bir zaman geçmiş yani. Evet. Yani eskiden hastamız mıydınız bizim? Tanınız var mı? Hocam daha önce sizin hastanızdım ama romatizma olarak değil. Elektrik çarpmıştı. Kolumun 3-4 santim uzamıştı. Onun için tedavi olmuştum. Sağ olun siz kolumu çalıştırdınız. Hiç çalışmıyordu sağ kolum. Çok ama bugün şimdi programınızı dinlerken romatizmaya da baktığınızı gördüm. Onun için kendim de romatizma hastasıyım. Bunu askerde öğrendim. Kendimki doktorlarım söyledi. Sen dediler romatizma hastasın. Kalbine ileride rahatsızlık verebilir. Onun için her gün, her ay penisini vurulmam lazım. Depo penisini vuruyorsun sen. Evet. Evet hocam. Kaç yıldan beri? Demek ki yani aşağı yukarı 25 yıldır. 30 yıldır vuruluyorum 30 hocam. Of. Peki eklemlerinizde herhangi bir problem var mı şu saatte? Hocam şöyle, vurulmadığım zaman, zamanı geçirdiğim zaman bu zaman zaman yer değiştiriyor. Bazen diz kapağıma, bazen dirseğime, bileğime, omuzuma böyle oluyor. Ama bu bende psikolojik olarak mı oluyor yoksa ilacın vaktini geçirdiğim için ne oluyor onu bilemiyorum. Tahlilleriniz ne durumda şu anda? Bozukluk var mı tahlillerde? Valla asom çok iyi. Asom normalde. Asomu devamlı kontrol ediyorum. Ama diğer tahlillerimi bilmiyorum. Mesela CRP, sedimentasyon. Onları bilmiyorum hocam. Şimdi eğer, peki. Ufuk Bey çok geçmiş olsun. Sizden bahsedelim. Teşekkür ederim. Şimdi yanıt verecek hocam. Şimdi şu anda Ufuk Bey'in söylediği hastalık. Evet. 30 senedir hocam. Evet. Çocukluk çağı romatizmalarından bir tanesi. Biz buna tıp dilinde Türkçeleştirilmiş halde romatizmal ateş diyoruz. Latincesiyle de eğer bir tanı almışsa bilenler için evet. Romatic fever denen bir
ismi var bunun. Bu romatizmal ateş gerçekten iltihaplı eklem romatizmalarından bir tanesi. Fakat bir önceki hastanın jumenil romatik artrit olduğunu ben sadece bir tahminle konuştum. Evet. Belki de değil, o da romatizmal ateş olabilir. O zaman demin söylediklerimin hepsini bir kenara koyalım. Yeni görmek bir lazım açalım. Hastayı evet. Ve tahminleri. Şüphesiz biz burada evet. Hastaları yanlış bilgilendirmeyelim. Gidemeyiz. Zaten evet. Hastayı karşımıza almadan, muayene etmeden evet. Tanı şu koymak kadar bir yanlış olmaz. Şu anda tamamen onların verdikleri bir ifadeye göre. Bir toplumsal bilgilendirme ama bu da. Evet. Dolayısıyla romatizmal ateşler aslında kontrol altına alınması daha kolay hastalıklardır. Özellikle çocukluk çağında eklemde şiş, sıcaklık, kızarıklık ve ağrıyla seyreden bir hastalık ortaya çıkar. Bu birden fazla eklemde olur. Tek eklemde değil. Mesela dizde artı ayak bileğinde artı evde olabilir. Bazen nadiren monoartrit dediğimiz tek eklemde de olabilir. Ama bu tanı erken konulursa bunun mikropla beta hemolitik streptokok dediğimiz boğazda üreyen o çocukların yıllarca evet, annelerine aşina olduğu ben o tür romatizmal düzeltiyorum enfeksiyoz karakterdeki hastalıklardan etkilenen bir tür romatizmal hastalıktır. Bu romatizmal hastalığın hastamızın az önce söylediği gibi kalbe vurmayla ilgili bir anekdot vardır. Geçmişteki yıllarda bizim elimizdeki antibiyotik silahlarının yetersiz olduğu, sınırlı olduğu dönemlerde gerçekten bazı sorunlar, kalbe vurmalar yaşanabiliyor idi. Şimdi çok nadir bir durum. Eski hekimler, bizim hekimlerimizin de atası şöyle derler bu hastalık için, romatizmal ateş için. Romatizmal ateş eklemleri yalar ama kalbi ısırır. Ay kötüymüş evet. Evet, eklemde yapacağı şey basit bir yalama gibi bir takım ufak tefek bozukluklarla geçer gider. Şu ama şekilde kalbi elleri büken ağır tip jerrahi gibi romatizmalara benzemez. Ama kalbi tutarsa da tam tutar. Kalp kapakçığından bir kıymık alır. Kalp yetmezliğine, mitral yetmezliğine, mitral darlığına neden olan bir takım hastalıkları götürür. Evet. Ama bu çocukluk çağından sonra, şimdi tıpkı deminki hastamızda olduğu gibi, belli oldu. Ne kadar süreyle biz bunun tedavisini devam ettirelim? Hocam 30 senedir çekiyor. Literatür diyor ki 10 seneden sonra herhangi bir tedavinin devam etmesinin hiçbir anlamı yok. Eğer ASO, CRP ve sedimentasyon gibi bileşkeler, değerler her zaman bir defa normal olması değil. 3 defa belli aralarla normal olmasını biz bir iyileşme ölçüsü olarak alırız. 3 defa. Bugün yaptım, yarın yaptım, öbür gün yaptım değil. 6 ay sonra, bir dahaki 6 ay sonra ve şimdi üçünü karşılaştırıp üçü de normal çıkıyorsa bilin ki problemimiz yok demektir. O zaman bu ilaçları da kullanmaya gerek evet. Yok. Bunların sürekli bunların yapılması demek ki gerekiyor. Yok yok, tahlillerin de devamlı yapılması gerekiyor. Hayır işte 3 ayda bir, 6 ayda bir. Belli aralarla mesela biz evet. Tedavi ilaç verirken, biz bu tür ilaçları verirken verdiğimiz ilaçlarımız hı-hı. Maalesef iki ucu keskin bıçaklardır. Bilmez eğer miyim? Düzgün kesersek hastalığı keseriz. Elimiz titrer de düzgün kesemezsek hastayı keseriz. Bir telefonumuz var. Hastalarımızı kesmeyelim, hastalığı keselim. Evet. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Ben biraz önce de bağlanmıştım. Ben bir şey tekrar yine kafama takıldı, hem söyleyeceğim. Doktorumuz demin anlattı, tabii hastalarımızı dinliyoruz, sonra teşhisi koyuyoruz diye. Evet. Doğru, biz hastam, doktorumuz çocuğumu güzel dinledi. Sonra tekrar muayenesini yaptı ve ben o gün hemen hastaneye yatırıldık zaten acil. Çünkü parmaklarını bükemiyordu ve parmağının birinde eğrilik vardı çocuğumuz. Evet. Ama biz bunu birkaç ay böyle hani parmağını kapıya sıkıştırmıştı ve de hani dedik kapıya sıkıştırdığı için ben onu doktora yanıldınız tekrar götürdüm. Gibi. Doktora götürdüm şeye ortopediye. Evet. Oradan başka doktora gittik. Öyle öyle bizi başka bir doktor oraya yönlendirdi. Ben bilmiyordum. Evet. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Yani böyle ağrısı şeyi olanlar
doktorumuz bizi aydınlatsın. Hani ilk önce hangi doktora gitmemiz gerektiğini bunları anlatsın. Anladım biz Fatma. De daha iyi bilgilerim. Gerçi ben artık öğrendim. Evet. Çocuğumun ama çok burada çok haklı bir doğru bir konuya değindiniz. Şimdi hocama da söyleyeceğim. Maalesef ki biz bu kadar sağlık programları yapıyoruz veya evet. doktorlarımızı programlarımızda ağırlıyoruz. Ama maalesef evet. ki hala neremiz ağrıdığı zaman hangi doktora evet. gideceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Evet, özellikle ben bunu hani daha tamam. getirmenizi istiyorum. Şimdi soracağım ben hocama. Teşekkür romatizmal ederim. Romatizmal hastalıkları olanlar hangi doktora evet. gidecekler? Evet, teşekkür ederim. Sorumuz bu. Hadi. Evet, evet hocam. Teşekkür evet. ederim. Hadi hayırlı günler. Teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Hoşçakalın. Evet. Çok çok canı yanmış herhalde. Çok dolaşmış. Anladım. Romatizmal hastalıklar aslında demin de bununla ilgili bazı ipuçları vardı. Bazen evet. öylesine karmaşık bir noktaya gider ortopediye ki. Ortopediye de gidiyor hocam. Gözünü insanlar. Tutan bir hastalık halinde sanki göz hastalığıymış gibi gider. Göz doktoru bunu inceleyip bunun bir romatizmal hastalık olduğunu algılarsa hem gözü tedavi eden bir daha başka bir branşımız olmasıyla gerekir. Evet. Hem de onun romatizmal hastalığını tedavi eden bir başka branş olması gerekir. Bazen bir konsültasyon. Birkaç branş devreye giriyor. Evet, bir bakarsınız ki Behçet için söyleyelim. Gözde uveit dediğimiz hiç de hoş olmayan ve körlüğe doğru giden bir tablo var. Evet. Bunu romatizmal hastalığı tedavi edecek bir romatoloğu tek başına götürmesi mümkün değil. Mutlaka göz doktorundan destek alacak. Beraber yürüyecek. Üroloji ile alakalı problemi de olacak hastanın. Kalbini tuttuysa kalp doktoru, alacak. Kardiyologla. Ama kim yönetecek derseniz romatologlar yönetiyor. Romatolog deyince Türkiye'de aslında çok önemli bir ayrışma var. Evet, buyurun. Bu ayrışma. Kim romatolog, kim değil diye. Çünkü ülkemizde iki tür romatoloji şeyi var, kaynağı var. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının üst ihtisas olarak yaptıkları bir romatoloji grubu var. Bir de önce dahiliye yapıp dahiliyeden sonra romatolojiye geçenler var. Bunlar içerisinde bence bir fizik tedavi hekimi olarak bir fark yok. Ama dahiliye tarafından bakınca fizik tedavi kökenli romatologlar için zaman zaman bir arada sürtüşmeler oluyor. Bir romatizma kitabı yazarken şöyle iyi bir textbook'tu. 1250 sayfa. Onun ön sözünde özellikle buna değindim ben romatizma kitabında. 1250 Türkiye'deki, sayfa kitap mı yazdınız? Evet. Hocam? Çok şükür 8 kitabım var. Onu biliyorum. Yolda, da 1250 sayfa olduğunu bilmiyordum. Evet, 1250 sayfa. Fakat çok şükür ki bu kitapları yazarken yeni yöntem eskisinden çok farklı. Eskiden bir kitabı, bir konuyu bir kişi yazardı. Ve herkes onu hani derler ya, Allame-i Cihan. Yani tüm cihanın, tüm dünyanın alimi olarak bilirdi. Şimdi yeni dünya düzeninde böyle bir şey olamaz. Bir kimse her şeyi biliyorum derse, hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor demektir. Doğru. Dolayısıyla artık bir kitabı yazarken bir kitabı bölümlere ayırıyoruz. Evet. Örneğin o kitapta, yanılmıyorsam 72 kadar bölüm vardı. 72 konu başlığı vardı. Bu 72 konu başlığını Türkiye'de yazma yeteneği olan bu konuda kendisini derinleştirmiş meslektaşlarımızı bulmamız gerekir. Bir kısmını kendim hem bölüm yazdım hem de editörlük kitap yazmak demek. Şimdi kitapta bölüm yazarsınız. Tabii. Adınız bölüm yazarı olur. Bir de editörlüğü var o işin. Editörlük yazarsınız. Daha onurlu gibi görünür. Çünkü kafada direkt ilk isim o olur. Evet. Editör olur. Evet. Dolayısıyla hem editörlük hem de bölüm yazarlığı yaptığım bir kitaptı. Ve o kitapta Türkiye'de romatizmal hastalıkların bilim alanı olarak ortaya çıkmasının tarihini yazmıştım üstelik. Maşallah. Tarihe de meraklıyım. Çok. Ülkemizde ilk romatizmal hastalıklarla ilgili uzman olacak bir aday var. Bu adayı sınav yapacak bir jüri aranıyor. 1950'li yıllardan bahsediyorum. Bir jüri aranıyor. Evet. Ve o jüri bir türlü tesis edilemeyince fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman unvanı olan 5 profesör
bir araya gelerek bir doçent adayı, romatoloji doçenti olmak isteyen, şu anda çok tanınmış bir romatizma hocamızdır. Ona jüri, fizik tedavi hekimleri romatizma doktoru unvanı veriyorlar. 1950'li yıllarda oluyor. Evet, ama unvanı verenler 5 kişilik jüri, isimleri de kitapta vardır. 5'i de fizik tedavi hekimi. Dolayısıyla anladım ne demek. Bizim romatizmada romatizmada yıllardan beri fizik tedavi hekimi vardır. Evet. Ve olacaktır. Evet. Dahiliyeciler de elbette olabilir. Her ne kadar ilk onlara romatolog unvanını fizik tedaviciler verse de ben mesela Van 100. Yıl Üniversitesi'nde görev yaptığım sırada orada romatoloji bilim dalını kurdum. Dolayısıyla oradan yetişen romatolog kardeşlerimiz oldu. Bunlar fizik tedavi üzerine ilave romatizma hastalıkları bölümünde uzman oldular. Dolayısıyla bu bir kombinasyon. Evet. Bu sadece bir kişinin işi değil. Kim bakacak diye bir dakikalık sorusuna bu kadar uzun cevap verdik. Evet. Dahiliye kökenli romatologlar veya fizik tedaviciler, fizik tedavi kökenli romatologlar, bunların özellikle romatizmal hastalıklarda yetkin olduğunu buradan söylemek istiyorum. Şimdi bir aramız var. Evet. Aradan sonra diğer konuğumuzu alacağım. Ama sizinle sohbetimiz hem Turhan Bey'le hem sizle devam edecek. Yine sağlıkla, hani romatizmal konulara biraz da olsa yine değinelim. Benim soracağım sorular kaldı burada, hiçbirini soramadım. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra çok değerli, benim çok saygı duyduğum, sanatına ve kişiliğine ve kimliğine çok kıymet verdiğim sayın bestekar ve güfte yazarı Turhan Taşan Beyefendi'yi ağırlamaktan şeref duyacağız Kanal G ekranlarında. Zaten hocamız bizi hiç yalnız bırakmıyor ve saat 5'e kadar buradayız. Şimdi kısa bir aramız var.